Bizler dün tarafımıza ulaşan görüntüleri, video kayıtlarını izlediğimizde burada yoğun bir saldırıyla, yoğun bir ateş açılması sonucu gerçekleşen saldırı ve roketli ya da bombalı saldırı sonucu iki yurttaşın infaz edildiğini, iki yurttaşın burada öldürüldüğünü gördük. Ve dünden sonra bugün itibariyle yine bir heyet oluşturarak buraya geldik. Bugün itibariyle az önce köye ulaşmamız üzerine yaptığımız incelemelerde maalesef ki burada açıkça iddia edildiği üzere bir infazın gerçekleştiği yönünde tarafımıza da bir kanaat oluşmaktadır. Zira her ne kadar devlet tarafından kamuoyuna yansıtılan görüntülerde normal bir arama ve gözaltı yapıldığı ve bir çatışmanın yaşandığı söylenmekteyse de gerek dün izlediğimiz videolar gerekse de şu an burada bulunan enkaz bizlere aslında facianın ve durumun ne kadar vahim olduğunu ortaya koymaktadır. Burada yapmış olduğumuz bir kısım görüşmelerde de öncelikle 20 dakika boyunca enkaz haline getiren, yok edilen evin içine girildi. 20 dakika sonra çıkış yapıldıktan sonra evin taranmaya başlandığı ve sonra evin bombalandığı burada bir kısım görgü tanıkları tarafından tarafımıza belirtildi. Bizim burada gördüğümüz tamamen insancıl yaşam hakkına, insancıl bir devletin yürütmesi gereken politikaya aykırı olduğunu, yaşam hakkının ağır bir şekilde burada ihlal edildiğini, yine aynı şekilde burada vatandaşa yönelik yoğun bir şekilde, sistematik bir şekilde işkencenin uygulandığını gördük. Arkamızda duran enkaz, dün burada katledilen, yok edilen iki yurttaşın bombalı saldırı sonucu yok edilen iki yurttaşın ardında kalan görüntüdür. Her ne kadar bizlere burada normal bir şekilde bir operasyon yapıldığı dün akşam itibariyle söylenmiş ise de bizlerin burada gördüğü tamamıyla aslında Kürt halkına yönelik yönelen ve uzun süredir devam eden 40 ile aşkın bir süredir devam eden bu savaşın net bir görüntüsüdür. Bu bizler hala onurlu bir barışın, hakikatin arayışı içindeyiz. Bizler hala bunun mücadelesini yürüteceğiz, yürütmeye devam edeceğiz. Ama bilinsin ki bu şekilde yapılan infazların da, bu şekilde yok edilen insanların da, bunu yapanların da karşısında duracağımızı ve her zaman onurlu bir barışı korumaya, onurlu bir barışı savunmaya devam edeceğiz. Gözaltına alınan yurttaşların da durumlarını takip ediyoruz, takip etmeye devam edeceğiz. Konuyla ilgili ilerleyen zamanda elbette yine sizlere bilgilendirme yapacağız. Ama tekraren belirtmek gerekirse burada bizim gördüğümüz arkada duran tablo onurlu bir barışa, onurlu bir barışa yöneltilen bir saldırıdır. Bu saldırı asla ve asla Kürdistan halkı, Kürt halkı tarafından asla kabul edilmeyecektir. Teşekkür ediyorum.